Biraz risk almak istedim. Ağacın dalına dokunmak istedim birazcık da. Samsun'da uçuş yaptığı sırada ağaçta asılı kalan yamaç paraşütçüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. 2,5 saat itfaiyenin gelmesini bekleyen Mustafa Demir o anları anlattı. Yaklaşık 2-2,5 saat asılı kalmış bulunmaktayım. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç da arasından geçmek riskini aldım ve riskini aldığım için kendim inisiyatif kullanarak baktım ki kurtarmayacak. Kendimi ağaca sokma durumunda buldum yani. İlk Adım ilçesi Çivril mahallesinde 30 yaşındaki Mustafa Demir uçuş yaptığı sırada bir ağacın dalına dokunmak isterken paraşütün ipleri ağacın dallarına dolandı. Ondan sonra ağaç baktım beni sarıyor. Direkt hani her şeyi bırakıp ağacın dalına tutundum. Yani orada herhangi bir korku hissettim mi? Hayır. Ortalama itfaiye 1 saat kadar ufak itfaiye, 1 saat sonra ufak itfaiye geldi. Yaklaşık ikinci saatin sonunda da büyük itfaiye geldi. Ufak itfaiyenin merdiveni yetişmediği için alamadı beni. Çataldaki gördüğünüz en üst çataldaki dalın uç kısmına da takıldım. Ağaçtan ortalama gövdeden 3 metre civarı açıktaydım. Eğer açıkta olmamış olsaydım zaten neydi onun adı? Ağacın gövdesine sarılıp kendim inebilirdim. O potansiyele sahiptik ama açıkta olduğumuz için inemedik. 20 metre yükseklikte iple kendini ağacın gövdesine bağlayan paraşütçü mahsur kaldığı ağacın tepesinden 2,5 saatlik bekleyişin sonunda kurtarıldı. Yeni başlayacak olan arkadaşlara da kazasız uçuşlar da dilerim ayrıyetten. Ama bu sporunda motosiklet ve araba sporlarından da daha güvenli olduğunu bilmelerini de isterim.